Nivi'nin ve Nurşehir'in mutfağına hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle su böreği tadında makarna böreği yapacağım. Bunu yiyenler kesinlikle makarna böreği olduğunu anlamayacak bile. Pratikten yapacağım bir börek şekli. Bunun için öncelikle bana 2 tane yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt. Önce bunları güzelce bir çırpacağım böyle. Paket makarnanın yarısını haşladım arkadaşlar. Özellikle bu makarnadan tercih ettim. Tabii ki makarna tercihi size bağlı. İçine 250 grama yakın beyaz peynir, bir o kadar da yani bir 150 gram da kaşar rendeledim, karıştırdım. Biraz maydanoz kattım. Maydanozum dolabımdaydı, buzluğunda vardı. Oradan kattım evde çünkü taze olarak kalmamıştı. Bunları da içine katacağım, ilave edeceğim. 4 tane yufkam var bunun için. Tepsime bir güzel yerleştireceğim arkadaşlar. Bunu böyle alıyorum. Tepsimin içine yağlı kağıdımı koydum ki tepsime yapışmasın. Arkadaşlar şimdi bunun için demiştim 4 tane yufkam var. Böyle güzelce bunu öncelikle tepsime yerleştireceğim. Bunu böyle tepsime bir güzel yerleştiriyorum. Şöyle. Güzelce böyle bunları yufkamın her tarafına sürmem gerekiyor. Arkadaşlar. Ondan sonra bir ikinci yufkamı alacağım. Tekrardan içine. Hatta bunu böyle ikiye yırtıp şöyle yerleştireyim güzelce. Bunu da böyle güzelce yırtmadan da koyabilirsiniz ama böyle içine yerleştireceğim. Yine böyle sosumuzdan hazırladığımız yumurtalı sütlü sıvı yağlı sürelim böyle her tarafına bulaşsın ki daha güzel olsun. Yani yaşa pasta tadında olacak dedim ya size arkadaşlar. Şimdi onun üstüne haşladığım bir paketin yarısı yani arkadaşlar makarnamı güzelce daha önceden haşladım. Çok fazla haşlamayın. 5-6 dakikalık bir haşlamayla böyle güzelce tepsimize yerleştirelim. Bunun üstüne peynirimi, maydanozlu, kaşarlı, beyaz peynirli, tam yağlı benim peynirim. İsterseniz bunu istediğiniz şeyle yapabilirsiniz. Kıymalı da yapabilirsiniz böyle, bu şekilde. Patatesli de yapabilirsiniz. Normal lorla da yapabilirsiniz. Ne istiyorsanız onunla yapabilirsiniz. Tercih sizin. Ben kaşarım ve beyaz peynirim vardı, onlardan kattım. Onlardan yaptım arkadaşlar. Böyle. Şimdi öbür yufkamın üstüne tekrar koyacağım. Hatta böyle de yapabilirim. Yırtmadan da yapabilirim. Yufkalarımı tekrar böyle üstünden sosumu yine tekrardan gezdiriyorum. O kadar güzel oluyor ki arkadaşlar. Hemen bir 5 çayının yanına yapın. Bir arkadaşınız, bir misafiriniz geleceği zaman bence mükemmel bir oluyor. Mükemmel bir börek oluyor. Hatta hiç söylemeyin. Kendisi bile belki de anlayamayabilecek. O onu yerken su böreği de zannedebilir.
Öyle güzelce yufkamızı yerleştirelim. Öyle böyle böyle böyle. Azıcık daha sosumuzdan gezdirelim. Şimdi kalan serdiğimiz yufkamızı bir güzel böyle üzerine kapatalım. Güzelce. Şöyle. Kalan sosumuzu bir güzel üstünden gezdirelim. Ondan sonra da fırınımıza vereceğiz. 190 dereceli fırınımızda tahmini 20-25 dakikada kızarır. Tabii ki bu herkesin fırınına göre değişiyor biliyorsunuz. Değişebilir. Yani şey olmayabilir. Ona göre fırınınızı kontrollü bir şekilde kullanırsanız hem böreğiniz yanmaz. Ama var ya inanın çocuklarınız da çok sever. Evde çocuklarınıza yapabilirsiniz. Bayılacak yani. Çocuklar da çok sevecek bunu. Ben şimdi bunun üzerine az az tereyağı koyacağım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bunun üzerine, o da yine sizin isteğinize bağlı. Ben şöyle birer parça minik minik tereyağı atıyorum. Tereyağım da benim bu arada köy tereyağı. Zonguldak'ın köylerinden alıyoruz bunları. Yani şey değil, market tereyağı değil. Market tereyağı biliyorsunuz kaymaktan falan şeyden yapılıyor. Bunu yoğurttan yapıldığı için çok lezzetli oluyor. Böyle üstüne koyarsam. Ama yağ koymak istemeyebilirsiniz de. Çünkü ben zaten bir çay bardağı sıvı yağ ekledim bunun üzerine. Bunu da gerek duymasanız koymayın. Şimdi ısınmış fırınıma bunu yerleştireceğim. Piştikten sonra sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Böreğimin son durumu, son hali. Şimdi fırınımdan çıkarttım. Çok kaynar. Şu an biraz soğusun. Soğuduktan sonra dilimleyeceğim. Çünkü aşırı şekilde sıcak. Şu anda çıkarttığımız durumunu size göstermek istedim. Sizlerle paylaşmak istedim. Ama çok harika bir görüntüsü var. Bakın. Tereyağda mis gibi bir koku yaymış. Harika. Vallahi yaparsanız çok memnun kalacağınızı söyleyebilirim. Evet arkadaşlar. Bir dilim kestim böyle. Bakın. Bunun güzelliğine bakın. Şöyle göstereyim. Ne kadar güzel oldu. Harika bir şey. Böreğim güzelce kıpkırmızı. Yemeğe hazır bakın. Ne kadar güzel. Kıyır kıyır. O kadar güzel, o kadar lezzetli bir şey oldu ki yapmanızı tavsiye ederim. Çok güzel bir şey oldu. Biz bu akşam şahane bunu. Yanına da bir güzel çay yapacağız. Artık yemek isteyen yemek yiyebilir ama ben sadece bundan bir dilim veya iki dilim de yiyebilirim. Güzelce çayımı da içerim bununla beraber. Yeter bana. Nevenim ve Nurşen'in mutfağından bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.